Herkese merhaba. Zevk olarak yaptığımız Kotlin derslerimizde bugün sizlerle birlikte sıfırdan böyle bir Facebook, nasıl bir Facebook application Firebase'de kullanarak işte post ettiğimiz, imajları yolladığımız vesaire bir uygulama gerçekleştireceğiz. Facebook belki Twitter'da olabilir. Şu an için ben Facebook açacağım ama işte o Twitter dönerim. Ya yani buradaki amacımız tamamen Firebase'de nasıl bağlanıp Firebase'de işte login olup vesaire vesaire işlemler yapabilmek. Bu dersimizde biz yani şu an için diğer bütün yazıları blok şeklinde, yazı şeklinde atacağız da bunu tasarım ekranını özellikle anlatmak istedim. Çünkü çok sıkıntılı olabiliyor. Ben hemen hızlıca proje oluşturacağım. Bunu GitHub'da da paylaşacağım ayrıca. Facebook, ne diyelim? Kotlin. Facebook, Kotlin. App, Kotlin diyelim. Evet, şu include Kotlin support'u unutmayalım. Burası önemli zaten şu an için. Öylesine demo yapıyoruz. Empty seçtim ve finish diyerek projemin oluşturmasını istiyorum. Ayrıca arka taraftan Kotlin'in kendi sitesinden tutorial'a basarak geldim. Çünkü extension'ını kurmam gerekiyor. Extension'ı da şuradan çekiyorum. Arkadan da bağırıyor ben kuruldum gel diye. Hemen şu tarafa geçiyorum ve plugin'imi ekleyerek işlemi bitiriyorum. Bu da şimdi kısa olacak. Sadece tasarım ekranı nasıl yapılır onu göstereceğiz. Şu şekilde kapatalım. Tamam, şimdi geldi. Şimdi Android'in özellikle yaklaşık bir yıl önce duyurduğu layout'ımı açayım. Evet, layout'ımda. Constantin layout'larından bir yapı. Yani son zamanlarda oldukça fazla. Ben de ona geçtim. Yani kullanmaya çalışıyorum daha doğrusu. Layout'ı benim hatta diğer kanalım bir yerde paylaştığım var video. Eğer responsive tasarım yapmak isterseniz onu bulabilirsiniz. Onun linkini de isterseniz atarım ama bu Constantin layout'ta yapmanın biraz güzellikleri var. Yani güzel işler sağlıyor bize. Bunu nasıl yapabiliriz ona bakacağız. Yani Facebook'ta bildiğiniz gibi yukarıda ben bir imaj istiyorum. Bu bizimki biraz daha farklı olacak. İşte telefondan imaj yüklendi tarzında. Neyse yani burada amacımız aslında tamamen işte bazı işlemleri görebilmek. Ben imaj telefondan imaj yükleteceğim buraya. Şu an için tasarımını yapıyorum. İç launcher gelsin. Mesela şimdi ben bunu buradan niye eklediysem pardon böyle hani kötü göstermek istemiyorum. Mesela ben şunu alıp şöyle şuraya atıyorum. Şu gelsin. Şu an için önemli değil. İç launcher geldi. İşte burası önemli değil. Bunun da boyutu 60 desem ne küçük oldu. 100 derim. Tamam. Fark etmez. Yani şu an bunun hiç önemi yok. 100'e 100 olsun. Fark etmez. Şu taraf. Şöyle alırım şuraya. Evet. Şimdi bizim yapacağımız işlemler şu şekilde önce. Şunu hiç unutmamak lazım. Yani sizde belki geliyor da olabilir de bende gelmiyor. Şunların bir kere yandan iki taraf şu şekilde olması gerekiyor. Bu bir. Ayrıca şimdi diğerlerine geçiyorum. Bakın şu an hiç bağlantı yapmadım. Ben bir tane tek kullanıcı adımı alacağım. Alışmışız tabii şu taraftan ekletmeye. Kullanıcı adım almak için şunu şuraya atıyorum. Şöyle şu doğrultuda atıyorum. Attım. Bu da aynı şekilde şunu istiyorum kendisinden. Git diyorum kardeşim sen de sağdan al şeyini. Bir tane daha var. O da şifremi alacağım yer. Onu da şuradan tuttum. Şu hizada attım. Ve ayrıyeten bir tane de batıncım kaldı. O batını da şuraya atacağım. Batın. Okey. Batın da geldi buraya. Şuraya şu şekilde gelsin istiyorum. O da sign yapmak için. Şimdi tabii ki şunu da şu ayarını şuraya çekelim. Ve şu an için aslında şurası tamamlandı. Şu an peki yapacağımız işlemler. Bakın şunu şu ucundan tutup şu üste kadar götürüyorum. Ve bağlantısını sağladıktan sonra bunu şurada yavaşça aşağı doğru çekiyorum. Bakın. Şu an bu benim için önemli bir şey yani. Şu bağlantı yaptıktan sonra. Ardından altındakini bunun altına bağlıyorum bakın. Ve onu da istersem şu şekilde nereye getireceksem çekiyorum. Ve aynı şekilde bunu da bu tarafa bağlayıp şu şekilde çekiyorum ve düzeltiyorum. Son olarak button'ım kaldı. Button'ım benim bunlardan farklı olarak alttan gelsin diyorum. Altı tutuyorum. Altı, bakın en altı gösterdim. Ve şu şekilde şuraya koyuyorum. Button'ım burada olsun diyorum. Hemen tekstine sign in diyorum. Login olsun. Login. Ayrıca name'in şu tekstlerini silmek daha mantıklı. Buraya hint vermek daha doğru olacak. Şunu da tekstini siliyorum. Tamam. Hint. Please. Password. Buradan input type'ını düzeltebilirsiniz. Password olması lazım ve şurada. Ona göre çünkü şey olur. Kendi kendine password. Ve aynı niyette şurada. Please. User name. Ayrı. Bu şu an için aslında bu tasarım tamamlandı. Yani benim burada yapmak istediğim şey bu. Peki benim aslında hep hiç sevmedim. Ben kullanmam. Şu tarafı düzeltebiliriz. Rengini değiştirebiliriz ama ben onu şu şekilde Volus'un altında
Colors Styles'ın altında bakın şurada benim kullandığım projemizi kullandığı action bar tipi var. Ben bunu genelde kaldırırım. Ne action bar yaparım. Bu buradan kalkar ve ben böyle kullanırım application'larımı genelde. Şuraya bir şey koyacaksam koyarım. Koymazsam koyamam. Bu şekilde kalsın şu anlık. Ha koymayacağım da ya da kalsın dersem şunu şu şekilde geri alırım. Ya buraya mesela şimdi orada kalsın. Şunu da gösterelim. Mesela ben buna bir color vermek istiyorum. Şimdi ben bu color'ın propertisini bulurum şuradan. Güzel background. Ha şurada. Background'da şimdi ben burada ne bileyim RGB kodu atarım vesaire atarım. İşte ne vardı 000 attım. RGB'yi direkt algılıyor diyebiliyorum. Mesela 00 siyahtır attım falan. Ama buradaki yani doğru olan kullanım şu. Biz mesela şuraya geldik color'ın içerisine. Color içinde bizim en güzel kullanacağımız site Google Color. Google Color'ın içerisine geldim. Bakın şurada işte color name falan var. Ben bir tane daha mesela şöyle yapıyorum. Color name btn color diyorum. Açtım kapattım. Ve arkasından geliyorum. Ben genelde yeşil ve üzerine beyaz çok severim. Şuradan yeşilimi şeyimi seçtim. Şuraya atıyorum. Tabii köşene bir tane RGB şeye hashtag'imi de koyuyorum. Dönüyorum arkaya. Benim şimdi burada yapacağım tek olay bunun background'ında diyeceğim ki sen kardeşim color'ın altında bakın color yazdım da geliyor zaten. Color dediğimde ne dedim? BTN dedim değil mi? Hatta color yazalım. Tire. Şu color. Biz o tarafta ne yazmışız? Bir daha bakalım. Colors'da BTN color. Ha, yanlış yazmışım. Colors'da şurada. İlla şurada tıklatmamış demenden. Color'ın altında BTN Color'a tıkladım. Bakın bu şekilde geldi. Ve ben buna gelip, ben genelde tabii ki en sevdiğim şey de şudur. Text Properties'in içerisinde şurada Text Color'ını White yaparım. Ve bu şekilde ben şu an, yani şu farkı light fark etmez. Login panelimi şu an için tasarımını hazırlamış olurum. Peki yani şu yaptığım tasarımın nasıl bir özelliği var derseniz şu şekilde. Tabii bir de şunu mesela şuranın rengini değiştirmek istiyorsun. Onu yapmak istiyorsanız da Style'ın altına gelip şurada mesela Color Primary, Color neyi kullanıyormuş? Mesela muhtemelen şu Color Primary'i kullanıyordur. Çünkü o renk ona yetişiyor. İşte Color'ın içerisine gelip şu Color Primary'i değiştirseniz orası da ona göre değişir. Ben şu an için benim için önemli. Ben kaldıracağım onu. Ya bu şu anki yaptığımız tasarım ne işe yarıyor derseniz o da şu şekilde. Bakın Nexus 4. Zaten birçok ekran için farklı tasarımlar yapmanız gerekecek ama yani koyduğunuz yere cihaz pikselleri, boyutları değiştikçe aslında bakın tabii kaymalar oluyor ister istemez. Bunları ileride daha doğrularını yapacağız bu şekilde hani kaymasını engelleyecek şeyler veya o da kendisi cihaza göre genişleyecek ama şu an için hani koyduğunuz konumda hemen hemen eşleşecek bir tasarım ayarlamış oluyoruz. Bu şekilde yani hemen hemen hepsinde istediğiniz yani Android'de bu zor bir şeydir ama hemen hemen işte ona göre ayarları yaptınız vesaire çektiniz bir tasarım sağlamış oluyor size. Bakın mesela burada üstten 80 iken mesela yanlış görmediysem eğer yine aynı 80 gerçi bakın hani cihazın şeyine göre ayarlıyor yani 80 şu 80 dpi cüsünden olduğu için muhtemelen o piksel ona göre ayarlıyor. Yani bu şekilde bu dersimizde bizim anlatacaklarımız bu kadar. Sadece tasarım ekranını anlatmak istedim. Bunu aslında yazarak anlatacaktım ama böyle daha iyi anılır diye düşündüm. Dediğim gibi burada eksiklerimiz var ama bu şu an için ilerleyen aşamada responsive için çok farklı ders çekeceğiz. Sadece Facebook yani bu Twitter veya Facebook projemizin ekranı için çekilmiş bir tasarım ekranı. Ha, ayrıyetten şunu da yapalım. Hızlıca şuradan Flat, genelde Flat ikon kullanın. Yani en iyisi burasıdır. Hepsi free zaten. Flat ikondan ayrıyetten şunu çok seviyorum. Siz biliyor musunuz bilmiyorum ama Flat ikon yapıp şurada tab yapınca mesela profil images deyip mesela falan filan. Profil images. Mesela şu. İşte ne gelsin falan filan. Şu gelsin yani. Ben yani en yüksek deyip beni seçerim. Ooo ne kadar uzun isim böyle. Rename. User. Bu user'da kaldırıp şurada drivable'ın altına atarsak şu şekilde getirdi mi? Getirmedi. Copy paste yapmamız istiyor muhtemelen. Evet. Ardından bunun isterseniz şu tarafta search'üne, image button'ın search'üne 100 dpi şu dpi'leri kendisi vermesi gerekiyor. Vermemiş. Search compat diyor. Bakın şurayı silip drivable altındaki user'ı verirseniz bu şekilde profil ekranınıza eklemiş olursunuz. Göstermedi. Neden göstermedi? Göstermedi. Neden göstermedi? Çünkü sebebi şu. Eğer şuradan yaptığınızı zaten anlayacağız. Mesela match paint yaptığımıza göre. Çünkü bizim verdiğimiz resim oraya küçük geldi. Yani
şu verdiğimiz 100 DPI üzerinden sığmadı ve göstermiyor. Bunun için çözümü de şu. Onun içerisinde de bulabilirsiniz ama şurada image button ya da imajların içerisinde scale diye bir tane özelliği var. Scale tab. Burada bakın fill and start bir sürü özelliği var. Center crop vesaire. İşte center. Genelde fill and start işte center crop vesaire kullandığınızda ona göre kendini scale edip şu arkadaki şeyi de kaldırmak istiyorsanız şuradan yanlış hatırlamıyorsam eğer transparent yaptığımızda bu şekilde kalkacaktır. Hani bu böyle bu şekilde istediğiniz imajı da böyle scale edebilirsiniz. İmaj ekleme de bu şekilde. Bu dersimizde anlatacaklarımız bu kadar. Dediğimiz gibi devamında işte buraya tıkladığımızda button ekleyeceğiz, Firebase'e bağlayacağız vesaire. Bunların ilk dersi, tasarım dersi. İleride bunları daha çok kullanacağız. Herkese bol mantıklı kodlamalar.